Merhabalar. Bu haftada sarı lale yapacağız. Bunu dekoratif obje olarak vazoların içine tek kullanılabilir. Daha çoklu yapılıp çiçek buketi olarak kullanılabilir. Ya da ucunu tamamlayıp arzuya göre kokteyl karıştırıcı olarak da kullanılabilir. Şimdi başlayacağım. Buyurun beraber deneyelim. Evet, oksijen jeneratörümüzü ayarlıyoruz. Dilium gözlük denen bir gözlüğümüz var. Koruyucu gözlük. Aynı zamanda alevi daha net görmemizi sağlıyor. Camda termal şok denen bir kavram var. Camın aniden aleve girip şok sebebiyle sıçramasına termal şok, ısı şokuyla sıçramasına ve patlamasına termal şok deniyor. Bunu önlemek için camı aleve yavaş yavaş alıştırıyorum. Bu seferki çalışmamızda mandral kullanmayacağım. Camın ucunda yapacağım. Çünkü baştan da söylediğim gibi bunu dekoratif obje olarak vazoların içinde ya da altını tamamlayıp kokteyl karıştırıcı, çay kaşığı gibi de kullanılabilirsiniz. Laleyi 3 boyutlu yapacağım. Arzuya göre 2 boyutlu da olabilir. Daha önceki hafta yaptığımız gibi narda 2 boyutlu yapmıştık. Orta yaprağını yapmak için biraz kütleyi iri tutuyorum. Evet, şimdi yaprağı vurgulamak için bu şekilde aşağı sarkıtıyorum. Buna yer çekimi kuvveti deniyor. Bu lalemizin orta yaprağı. Yer çekiminden faydalandık. Yer çekimi tekniği camın sıcak haldeki akışkan halini kullanmaktan geçiyor. Evet, ikinci aşamada sağ ve sol yapraklarını yapmak. Gene camı ilave edeceğim yeri hafif ısıtarak alevde. Sarı da opak renk olduğu için biraz kullanımı zor, hakimiyeti de zor. Kolay akışkan olabiliyor, kolay sıvılaşabiliyor. Evet, son yaprağını da, üçüncü yaprağını da yaptıktan sonra kıvrım detaylarını veriyorum ve lalemizi alevin en uç kısmında tavlıyorum. Kırılmasını önlemek için her yaptığımız parçayı tavlamamız gerekiyor. Tavlamazsak oda sıcaklığındaki cam mantar külüne gömülmediği takdirde
içindeki yüksek sıcaklıkla zıtlık oluşturarak çatlamaya sebep oluyor. Evet, lalemizi tamamladık. Bunlardan rengarenk de yapabilirsiniz. Her renk. Cam çubukların ucuna, vazoların içinde dekoratif obje olarak kullanılabilir. Ya da dediğim gibi en başta ucunu tamamlayıp kaşık olarak da kullanabiliriz. Evet, iyice portakal rengini gördükten sonra külümüze gömüyorum. Bugün sizlere lale yaptım, camdan sarı lale yaptım. Logomda da bulunan bir çiçeği yaptım, çok sevdiğim bir çiçeği. Çalışırken de söylediğim gibi rengarenk, her renk camı da kullanabilirsiniz. Toplu halde buket biçiminde vazoların içinde de durabilirler. Ya da dediğim gibi ucunu tamamlayıp kokteyl karıştırıcı olarak da kullanabilirsiniz. Güle güle kullanın. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim.